Don't move until we are back. Our friends are waiting outside. Okay? Do you understand? Yes, yes, we do. Hadi oyalanmayın artık. Çıkalım hadi. Çok geçmeden bırakıldıklarını anlarlar. Evet. Sarp bir ev bulmuş. Askeri bir doktorun eviymiş. Sarp orada. Translate the questions for you. Sizi niye kaçırdıklarını söylediler mi? Did they tell you why they kidnapped you? Yes. They told us it was to save Turkey. Evet, Türkiye'yi kurtarmak için olduğunu söylediler. They called us Yankees. They always talked about Vietnam. Bize hep Yankee diye hitap ettiler. Sürekli Vietnam'dan bahsettiler. They were good guys. Aslında iyi çocuklardı. Deniz Gezmiş said that he didn't have a gun until he was 20. Deniz Gezmiş 20 yaşına kadar eline hiç silah almadığını söyledi. He told us that 2 years ago two students were killed during the Sixth Fleet protest. And then things came to that point. 2 yıl önce 6. Filo eylemi sırasında birkaç öğrenci öldürülünce işlerin bu noktaya geldiğini anlattı. He also said if he met any CIA or FBI agents, he wouldn't hesitate to kill them. CIA ve FBI ajanlarından herhangi biriyle karşılaşırsa öldürmekten hiç çekinmeyeceğini söyledi. During our stay there, they gave us news from outside. Orada kaldığımız süre zarfında bize dışarıdan haber verdiler. Davranışları dostça mıydı? Did they treat you friendly? Yes, they did. They always told us they didn't want to hurt us. Evet, öyleydi. Bizi incitmemek istediklerini söylediler. I think because of this, they left us and went away. Bu sebepten de galiba bizi bıraktılar. Hayatınızdan endişe ettiniz mi? Have you ever worried about your life? Anyone who is faced with a gun would be worried about his life. Yes. Bir silahın namlusuyla yüz yüze olan herkes hayatından endişe eder. They didn't look like they were going to kill us. Bizi öldürecek gibi durmuyorlardı. Actually, they were good guys. Aslında iyi çocuklardı. How many people were they? No comment. Yorum yok. Arkadaşlar, müsaade eder misiniz? Tek tek evleri aramaya başlamışlar. Yakında burada olurlar. Artık Ankara'dan ayrılmanın vakti gelmedi mi ya? Nasıl gideceğiz? Otobüs ve trenle olmaz. Özel taksi de riskli. E bizim Ankara'ya geldiğimiz nakliye şirketinin kamyonu Malatya'ya çalışmıyor. Çalışsa onunla giderdik. Motosikletlerimiz var. Yozgat Sarıkaya kadar motorla gideriz. Hem rahat hareket imkanı sağlar motor. Gerektiğinde bırakabiliriz. Vallahi iyi fikir. Biz Yusuf'la gideriz. Harun siz Deniz'le gidersiniz. Biz de Tayfur'la. Ankara-Samsun yolunda dikkatli olmalıyız. Günübelli mi peki? 1-2 gün sonra. Hava kararınca yola çıkarız. Hazırlıklar tamam. Silahlar yanımızda olacak. Malzemeler önden gitti. Motorları nasıl getireceksin? Ayrı ayrı getirip evin önüne bırakırım. O kolay. Tamam. Hatırla sevgilim, o mesut geceyi.